Amerika'da ikinci el konut satışları Haziran'da %20.7 ile tüm zamanların en büyük artışını gerçekleştirerek 4.7 milyon oldu. Beklenti %21 artıştı. İkinci el konut satışları Mayıs ayında %9.7 düşmüştü. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston kentindeki konsolosluğunu kapatması talebini kınadığını açıklarken Amerika'ya misilleme tehdidinde bulundu. UBS, Amerika'nın döviz piyasasına yaptığı müdahalelerden dolayı hali hazırda izleme listesinde olan İsviçre'yi muhtemelen döviz manipülatörü olarak tanımlayabileceğini kaydetti. Amerikan hükümeti, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'la Türk bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin'in de kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in COVID-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıdan 100 milyon doz tedarik edilmesi için 1.9 milyar dolar ödeyecek. Bloomberg'un kaynaklara dayandırdığı haberine göre Avrupa Merkez Bankası bankalardan sermayelerini korumaları için yılın kalanında temettü ödemesi yapmamalarını isteyebilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 315 milyon lira yatırımla gerçekleşen yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisinin orta vadede 120 milyon dolarlık ithalatın önüne geçeceğini açıkladı. Varank ayrıca bilişim vadisini teknoloji tabanlı girişimciliğin merkezi haline getirmek istediklerini, bu amaçla 100 milyon liralık bir girişim sermayesi yatırım fonu kurulması için çalışma yaptıklarını kaydetti. Türkiye Varlık Fonu CEO'su Zafer Sönmez, 1980'lerde başlayan özelleştirme furyasının bu yolla devleti ekonomide küçültme düşüncesinin kendini tükettiğini savundu. Sönmez, özel sektörün ölçeğinin yetmediği alanlarda yatırım yapan, doğrudan yatırımcı çeken ve bu yolla hem ölçek büyüten hem de piyasa yapısını değiştiren bir rol oynayacağız ifadesini kullandı. Türk Hava Yolları'nın küresel havacılık konsolidasyonunda yerini alacağını söyledi. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda çarşamba gecesi itibariyle karşınızdayız. Haftanın ortasına geldik, bakalım gündemimizde neler var? Şöyle hızlıca bir bakalım. İlk gündem Amerikan borsaları, Amerikan ekonomisi. Amerika'da gündem teşvik. Koronavirüse karşı demokratlar ve cumhuriyetçiler, iki siyasi kutup görüşüyorlar, müzakere ediyorlar. Henüz bir anlaşma yok ama bu ayın sonuna kadar bir paket ek destek, ekonomik destek paketi gelebilir. Bu gündem bir maddesi. Diğer gündem maddesi ABD-Çin gerilimi. Çin'in Houston'daki konsolosluğunun kapatılmasını istedi Amerikan yönetimi. Bu Amerika ile Çin arasında tansiyonu artırdı. Çin de dedi ki ben de Amerika'nın Wuhan'daki konsolosluğunun kapatılmasını isteyebilirim. Wuhan bu koronavirüsün çıkış merkezi. Tansiyon iki ülke arasında artmaya devam ediyor. Kasım ayındaki seçim sürecine giderken Amerika'da ve Trump anketlerde geriyken, bir başka tabii gündem Amerika'da bilançolar. Bugün teknoloji cephesinden hem Tesla hem de Microsoft'un bilançolarını bekleyeceğiz seansın hemen ardından. Euro dolar paritesi, Euro'nun rallisi adeta. Önce Almanya ve Fransa'nın bu koronavirüse karşı ortak bir ekonomik paket desteğini açıklaması, ardından Avrupa'da Euro bölgesi zirvesinde anlaşmaya varılması 4 günün ardından ve bugün 1.16 seviyesinin test edildiği bir günün akşamındayız. Güçlü Euro bugünün hikayesi ama bugün Avrupa borsalarında satış vardı, onu da hatırlatalım. Altınla gümüş rallisi de diyelim, 6-7 yılın zirvelerinde gümüş. Gümüş çok hızlı geliyor. %4, %5 yükselişlerle devam ediyor. Ons altın bugün de yükselmeye devam etti. Emtia cephesinde biraz petrol bugün gerideydi ama hem altın hem gümüşte güçlü seyir devam ediyor. İçeriye döndüğümüzde Borsa İstanbul yatay bir kapanış gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi, onu hatırlayalım. Çok büyük bir hareket yoktu bizde. Dolar TL'de de süren, devam eden bir sakinlik var. Aslında bugün dolar TL'nin manşetini belki dolar TL'de normalleşme diye atacaktım. Diyeceksiniz ki ya Barış neden? Dün hızlı bir şekilde 6.82'lere çekilmişti. Bir aydır 6.85, 6.86'da olan dolar TL küresel dolar zayıflığından etkilenerek dolar TL'yi 6.82'ye kadar indirmişti. Bugün 6.84, 6.85. Yani bir aydır olduğu yerde dolayısıyla normalleşme.
belki dolar TL'de. Ve son gündem maddemiz yarın Merkez Bankamızın kararı, bu konuya ilişkin tahminleri de birazdan alacağız. Birazdan iki değerli konukla buluşacağız. Çarşamba akşamında küresel piyasalarda diyelim. Özlem Derici, Şengül bizlerle olacak. Ve aynı zamanda Tufan Cömert de yine küresel piyasalarda az sonra. Şöyle bir rakamlara ve piyasadaki son duruma bakalım. Ardından hemen sohbetimize ve yorumlamaya geçeceğiz efendim. Dolar TL'de yeniden normalleşme dediğim seviyeler 6.84-6.85. Dün aşağı doğru geldikten sonra bakın bugün 6.85'te. Euro TL 7.92'ye yükseldi. Euro'da hızlı bir yükseliş var. Dolayısıyla sepete baktığımız aslında sepet kurda bir yukarı hareket var. Onun altını çizelim. Euro'nun TL'ye karşı da bugün güçlü bir hareketi. Dolar endeksi de 95'in altını zorluyor. Şu an tam da 95'te zayıf. Euro dolar paritesi 1.16'yı bir ara test etti. 1.16.02 gibi. Şu an 1.15.69'da. Viyop akşam seansı 134.225'te yatay. Bir hareket yok. Gün içerisi grafiği ekranlara alacağız. Dolar TL için efendim bakın ekranlara geldi. 6.82'ydi dün gördüğümüz ve düştüğümüz yer. 6.85'e geldik ve gün boyunca da 6.85'te kaldı. Şu anda da 6.84.99.98. Borsa İstanbul günü yatay bir şekilde kapattı. Bir 119.300 denemesi oldu açılışla beraber yukarı. Sonra biraz satış geldi ve borsada günü oldukça sakin bir şekilde kapatmış gibi görünüyor. Tahvil faizleri ekranlara gelecek. 2 yıllıkta 10.4. 10 yıllık tahvil faizi 12.3 seviyelerinde. Amerikan 10 yılına bakalım, dün 0.6 seviyesinin altını görmüştük. Bugün hala oradayız. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi zayıf kalmaya devam ediyor. Faizler yukarı gitmiyor. 0.59, 2 yıllık ve 5 yıllıkta biraz yukarı hareket var. Avrupa borsaları öncesi altına bakacağız. Altında 1865 dolardayız. 23-24 dolar birden yükseliş var. %1.2 yukarıda. Gram altın rekor. 411 lira gram altın efendim yukarı gitmeye devam ediyor. Üstelik dolar TL yerinde sayarken ons altının etkisiyle şuradan gelen bir etkiyle 1865 ons gram altını dolar TL bir aydır 6.85 seviyesinde dururken ons etkisiyle gram altını 411 liraya getirdi. Bitcoin'de bugün yatay bir hareket var. 7.400'e yakınız. Brent petrol ve Amerikan tipi ham petrol de sakin. Avrupa borsaları bugünü düşüşte kapattı demiştik. Ekranlara geldi. %1'e varan düşüşler oldu Avrupa endekslerinde. Amerika ise hala güçlü kalmaya devam ediyor. S&P %0.3 üzerinde yukarıda. Dow Jones endeksine baktığımızda yine Amerika'da olumlu bir hareket. Ama Nasdaq biraz daha 0.11 aşağıda görünüyor. Dow Jones ise S&P yukarıya giderken Amerika'da Nasdaq teknoloji cephesinde satışların olduğunu görüyoruz. Amerikan endekslerinde ekranlara geldiği 27.000'in altındayız hemen. 84-85 puan yukarıda, 3.265'te S&P 500'ün seviyesi. Melike'ye dönelim. Melike, bugün gelen, iyi gelen konut verisi var. Başka da doğru düzgün bir veri yok Amerika'dan. ABD, Çin gerilimi ve artan virüs vakalarına karşın aşı haberleri ve aşı anlaşması haberleri. Evet, ilk söylediğine ben de başlayacağım. İkinci konut satışlarının Haziran ayında kendini toparladığını, 4.72 milyona geldiğini görüyoruz ama yıllık açıdan baktığımızda hala geçen seneden %11 aşağıdayız. Toplam bütün kümülatif rakama bakınca bunun istediğimiz yere gelmediğini görüyoruz. Fakat Haziran'da o Mayıs'ta duran piyasanın birden canlandığını, Amerikalıların ev almak için özellikle de tabii mortgage faizleri inanılmaz düşük, Fed'in de faizleri düşük tutmasıyla birlikte indirekt olsa, tam direkt olmasa da etkiliyor tabii bu faizleri de ve onun sayesinde bu rakamda bir yükseliş gördük Haziran'da. Ama onun dışında IBM'in ikinci çeyrek bilançosu geldi. Diyor ki 1.36 milyar kârı. Geçen sene 2.56'ydı. Daha düşüktü. Ama yine de beklentiden iyi geldiği için hissenin kendi biraz toparladığını gördük. Sabah saatlerinde sonra biraz yataya geldi. Şimdi yine kendi toparlıyor. Ama asıl önemli olan, sen de söyledin, kapanıştan sonra Tesla ile Microsoft'un bilançoları. Burada biz de sürpriz bir sıçrama bekliyoruz diyen analistler de var.
beklenenden iyi geleceğini söyleyenler var. Zaten genel anlamda ikinci çeyrek bilançolarına şöyle bir bakarsak, S&P 500'ün içindeki firmalar 58 firmanın bilançosunun karlılık ve gelirine baktığımızda bu 58'in %77'si analiz tahminlerini geçmiş durumda. Ve biz ortalamaya bakalım, tarihi ortalama 164'lerde, onu bile geçtiği için bu sene tarihi bir sene oluyor. Ama dediğim gibi hep tabii barlar düşürüldüğü için, standartlar düşürüldüğü için böyle bu rakamı yakaladık, tuttuk pandemik nedeniyle. Gümüş enteresan bir yerde 7 yılın zirvesine tırmandı. Ve hazine baktığımızda kendini toparlarken dolar zayıflıyor. Borsa karışık geldi, Nasdaq geriden geliyor. ABD Çin gerilim dedin, onun da etkisi oldu gerçekten. Çünkü Houston'daki Çin Başkonsolosluğu'nun sebep gerekçe göstermeden kapılması, önünde kitapların, dokümanların yakılması ve bununla ilgili ABD'den resmi bir açıklama gelmemesi piyasayı da tedirgin etti açıkçası. Çin'e de Çin'de geri yaptırımda bulunacağını söyledi, senin de söylediğin gibi. Bir başka başkonsolosu, Amerikan konsolosunu kapatarak. Böyle bir gerilim karşısında piyasa tedirgin ama yine de teşvik haberleri, yani o kurtarma paketi gelecek mutlaka. Her ne kadar Beyaz Saray'la Senato'nun cumhuriyetçileri arasında bir anlaşmazlık varsa da bu geçecek diye inanılıyor. 1 trilyon dolarlık bir paket geçecek diye piyasa kendine de yukarı çıkarıyor. Biyoteknoloji de kendi çıkıyor, yukarı çıkarıyor. Neden? Pfizer 600 milyon aşı siparişi aldı. Nereden? ABD hükümetinden. Aşıyla ilgili ilk siparişini alanlardan böylece, yani kontratın tamamlanması açısından diyorum. O yüzden orada da biz bir canlanma gördük. Ama dediğim gibi ABD Çin gerilimi ve Çin'in Huawei ile ilgili bu arada tehditleri de etkili olmadı değil. Bugünkü teknolojide düşüş. United Airlines da bu arada 1.6 milyar dolarlık zarar ilan etti. Zarar daha büyük bekleniyordu. O yüzden hissede çok sert düşüşler görmedik. Bu arada bir salı günü itibariyle 1000 vaka var. Covid-19 vakası ABD'de, rakamlar yükseliyor. Kaliforniya yine sıcak maalesef bölge olarak adlandırılırken dünya çapında 15 milyona varmış durumda. Bugün itibariyle Johns Hopkins Üniversitesi'nden aldığımız istatistik rakamlar bu kadar büyük rakamlara getirdi ve çok acı maalesef. Diyorum, söz tekrar size İstanbul'a veriyorum Barış. Melike, çok teşekkür ederim. Kapanışta bir kez daha karşınızda olacak sevgili Melike. Biz sohbetimize başlayacağız. Özlem Derici Şengül ve Tufan Cömert bu akşam konuklarımız. Ben her iki konuğumuza da hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk Barış, merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. Tufan Cömert, Özlem bu akşam bizim konuğumuz. İstersen onunla başlayayım. Tabii ki. Çarşamba akşamına konuk oldu. Evet, Özlem, gün değiştirip. Hoş geldin. Ya kısaca şu ABD Çin gerilimiyle başlamak istiyorum. İşte Houston'daki bir konsolosluğun kapatılmasını istemesi. Kasım tam da seçim dönemine giderken iki ülke arasındaki tansiyon biraz artacak gibi görünüyor. Bunun sen, evet. Yani piyasaya çok çok büyük bir olumsuz etkisi yok. İşte Amerika'da Nasdaq'ı bir kenara koyduğumuzda aslında S&P ve Dow Jones yukarıda. Ne dersin bu gerilime ve piyasaya etkisine dair? Yani gerilimin birazcık daha sınırlı kalması herhalde alınan önlemin, bu tansiyonu yaratan önlemin çok ticari bir boyutunun olmaması nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Ama sinyal etkisi tabii ki de çok önemli. Yani ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin hani iyimserliğe dönmekten ziyade gerginleşme ihtimalinin daha yüksek olduğuna tabii ki de işaret ediyor. Ve ABD'nin iddiası da zaten başından beri bu ticaret savaşlarının çıkış noktası. Yani fikri mülkiyet haklarına müdahalelerinin son bulması Çin'in. Bu iddiayla bir adım atılıyor. Ama bir yandan da tabii diğer her şey sabitken aslında daha fazla etkisi olmasını beklerdik. Ama bu aşıyla ilgili gelişmeler, tedaviyle ilgili gelişmeler biraz gölgede bıraktı gibi. Onun etkisiyle de ben ABD-Çin ilişkilerinin aslında piyasada daha fazla fiyatlanabileceğini ama bunu hafifletici etkiler söz konusu olduğunu düşünüyorum. Bu kadar sınırlı kalmasında fiyatlamanın. Yoksa önemli olmadığı için veya piyasalar Peki. tarafından önemsenmediği için değil. Aşı etkisi ve onun biraz bu gerilimi törpülemesinden bahsediyorsun piyasa etkisine dair. Tufan Cömert, sen nasıl görüyorsun? 3265'e gelen bir S&P 500 var. Gerilim var ama işte 100 milyon ilk sipariş, sonra 500 milyon
adet yeni siparişte Pfizer'a verebileceği ifade ediyor BioNTech'le beraber Amerikan hükümetinin. Ama bir taraftan da Çin'le gerilim var. Evet, yani Çin konusu çok şaşırtıcı değil aslında. Uzunca bir süredir bunun işaretleri vardır. Bunu defalarca da konuştuk. Yani eminim Özlem de bundan bahsediyordur. Yani bu ticari savaş dediğimiz hikaye öyle 1-2 yıllık bir mevzu değil. Yani önümüzdeki 30 yılda dünya ekonomisi kimin yoğun bir yön vereceğini belirlemek üzere yapılan aslında bir itiş kakış müessesesi. Dolayısıyla bu hikayeleri çok duymaya devam edeceğiz. Piyasa gözüyle baktığımızda ise ben artık piyasanın bu şeyden, kavgadan biraz yorulduğunu, yani bunların çok bir yere gitmeyeceğini, evet arada gerilim olacağını, sonra işte bunları anlaşacağını, dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı aynı yerde olacağını fiyatladığını düşünüyorum. Piyasaların şu anda mı fiyatlamaya devam ettiği, gene defalarca bahsettiğimiz aynı olaylar. Yani düşük faiz ortamı, bol likitte ve işte yeni mali yardım paketinin yeni bir tane de Amerika'da devreye girmesi ihtimaliyle beraber yeniden borsalara gelen ilginin artması. Şimdi bu bütün dünya tabii için geçerli. Yani hani Avrupa için de geçerli, Asya için de geçerli. Arada illaki bir sebepten işte ama Çin'den olur, ama virüs sayısı işte Kaliforniya galiba bugün Los Angeles'ta yanlış görmüyorsam rekor sayıda yeni vaka tespiti var. Ama bunlarla alakalı olur. Bir sebepten düzeltmeler gelecektir ama benim gördüğüm kadarıyla hem Türkiye'de hem dünyada hala yatırımcılar her düş alış fırsatı olarak görmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla ne kadar fiyat kazançlarda işte tarihi seviyelere geldik desek de her türlü değerleme metriğinde aşırı alımda falan gözükmelerine devam etse de borsalar hala bir miktar yukarı yön olduğunu düşünüyorum genel olarak tüm dünya. Bunu ne değiştirir? Yani hani temel dinamikleri ifade ettin. İşte S&P'nin yükselişi, Dow Jones'un hala yükselişi, Nasdaq'ın tarihi zirveleri zorlaması, işte Amazon'a bakıyorsun, Tesla'ya bakıyorsun, ne bileyim Netflix'e bak. Birçok teknoloji hisse senetleri zaten inanılmaz yükselişlerde. Bu tabloyu, bu denklemi ne bozabilir, ne risk var ki bu fiyatlamalar bir anda terse dönsün? Valla iki şey. Bir, faizlerin yukarıya gitmesi. İki, düşük faiz ortamının yeni ortaya çıkan başka bir krizle artık mücadelede hiçbir işe yaramayacağının görülmesi. Yani ki aslında zaten çok da yaramıyor ama finansal piyasalarda varlık fiyatlarında balon oluşturuyor. Yani gene söylüyorum, bu değerlemeleri böyle haklı çıkaracak falan gibi hani öyle bir çaba içerisinde değilim ama mevcut ortam bunların biraz daha yukarıya gitmesi gerektiğini gösteriyor. Şimdi faizlerin artması dediğim gibi bu balonu gerçek şekilde indirecek olan ana hikayedir. Fakat hani Fed'in kendi söylemi zaten 2022'ye kadar bir şey yapmayacağını söylüyor. Dünyada da hiçbir yerde bırakalım faiz artışından bahseden Merkez Bankası'nı, faiz artışının fiyatladığı herhangi bir verim eğrisi dahi yok şu anda. Yani hani biz de birazcık işte TL'de günlük operasyonlarda biraz faizlerde hareketler ne olduğunu onu tartışırız ama hani genel olarak hiçbir yerde beklenti yukarı yönlü değil. Dolayısıyla ben şimdilik hani mevcut verilerde baktığımızda görebildiğimiz risk faktörleriyle bu trendi çok fazla bulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Göremediğimiz yarın başka bir şey olur. İşte ona bir şey diyemiyoruz tabii. Evet, göremediğimiz şeylerden şu an korkmaya gerek yok diye anlıyorum Tufan Cömert. Özlem, bir taraftan da Tufan Cömert de ifade etti, teşvik gündemi var demokratlarla cumhuriyetçiler arasında. Bu teşviklerin de bir hem Amerikan ekonomisine ve seçim sürecine giderken belki Amerikalılara olumlu etkisinden söz edebiliriz. Bir taraftan da seçim gündeminin sen bir etkisinin olduğunu düşünüyor musun? Net bir şekilde Biden Trump'ın önünde görünüyor. Bugün Reuters Ipsos'un anketi vardı, orada da yaklaşık 8 puan anladığım kadarıyla ülke geneli. Anketler bunlar ama birçok ankete bak zaten Biden bayağı önde. Seçim süreci hakkında da değerlendirmeni alabilir miyim? Yani piyasadaki iyimserliğin bir ayağının da bu olduğunu düşünüyorum Barış. Çünkü Trump başkanlığı döneminde oldukça agresif yaklaşımlarla politikalarını hayata geçirdi. O yüzden de ciddi bir şey aldı. Düşman kitlesi kazandı. Bu bir. İkincisi de krizle ilgili, pandemiyle ilgili politikalarıyla ilgili de yani bu oy düşüşü boşuna değil. Çok fazla taraftarı halen daha olmasına rağmen ama yani insanı ön plana alan bir yaklaşımı olmadı. Vatandaşını, kendi vatandaşını ön plana alan bir yaklaşımı olmadı.
Onun için de bu şey, bunun değişmesi, bu yönetimin değişmesi ihtimali de piyasaları aslında şey getiriyor. Yani bu imserliğin arkasında evet bol likidite tabii ki de ana neden ama bunu bozacak bir unsur olarak algılanmıyor seçim süreci. Elbette birçok belki politika farklı şekilde uygulanacak. Hani Türkiye veya gelişmekte olan ülkelere yansımaları başka başka olabilir. Ama geneline baktığımız zaman yaklaşımın pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Başkan değişimi ihtimalinin diyeyim, çok büyük bir ihtimal artık ama yine de ihtimal olarak bakmak lazım. Peki bir Alev sıcak yüzü ekranlara getirelim. Alev Hanım'ın değerlendirmesini alalım CDS'lere dair. Sonra biraz Avrupa ve Türkiye'ye yavaş yavaş geçeceğiz efendim. Bence sadece Türkiye değil, dünyanın üzerindeki belirsizliğin bir parça kalkması gerekiyor. Bu belirsizlik kalktıktan sonra gerçek politikalar uygulandığında, yani bu pandemiyle ilgili belirsizlik kalktıktan sonra açıklanacak kararlarda geriye yönelme beklenebiliriz. Ama şunu belirtmek isterim, 500 CDS Türkiye için çok yüksek ve hak edilmeyen bir CDS değeri. Zaten bunun CDS'in gösterge olma özelliğinde de zayıflama olduğunu şöyle görüyoruz. CDS değeriyle bono faiz oranları, yani Türkiye'nin hazinesinin yurt dışında ihraç ettiği Eurobond faizleri ve bankaların yurt dışında ihraç ettiği Eurobondların faizlerinde tam paralel sert hareketler olmuyor. CDS piyasası biraz daha farklı işliyor. Dolayısıyla S&P'de kararında tabii ne olacağını bilmek çok mümkün değil ama şu ortamda rating kuruluşları yapacaklarını yaptılar ve beklemeyi tercih edebilirler diye düşünüyoruz. Alev Hanım'ı dinledik, devam ediyoruz. Tufan Cömert'e dönelim. Bir Euro rallisi de var Tufan Cömert. 1.16'ları gördü bugün itibariyle. Bunun, yani doların zayıflığı aslında bir belki hep küresel risk iştahını besleyen unsur olarak da konuşuruz, öyle değerlendiririz. Dolar endeksi 95'in altını zorluyor. Gelişen ülke para birimleri dün çok iyiydi, bugün de yine bakarız. Euro'daki bu güçlü seyrin etkilerini de değerlendirmeni rica edelim. Buyurun. Evet, şimdi aslında Avrupa tarafında temel anlamda çok farklı bir resimden bahsetmiyoruz. Hani Euro değerleniyor ama yani bunun şu son 3-4 günde baktığımız ana hikaye, liderlerin, Avrupa'da liderlerin yardım paketi, kurtarma paketi tarafında 750 milyar euroluk paket tarafında uzlaşmaya varmış olmaları. Şimdi bunları da daha önce konuştuk. Aslında yeni burada da çok fazla bir şey yok. Bunun 390 milyarı hibe, 360'ı kredi olacak. 3 aşağı 5 yukarı zaten piyasanın tahmin ettiği, fiyatladığı şeylerdi. Ve üstelik şimdi bu tek tek bütün üye ülke parlamentolarında onaylanacak. Sonrasında bunun uygulamaya geçmesi büyük ihtimalle, en iyi ihtimalle Ocak, Şubat aylarını bulacak ve bu parça parça gidecek olan bir rakam. Yani bir anda piyasaya 750 milyar euro likitte falan çıkacak da değil. Ki bu da zaten en çok pay alacak olan ülkeler belli. En çok sorunlu, maliyet tarafında en çok sorunlu olan ülkeler İtalya var, Yunanistan var, Portekiz, İspanya keza bu şekilde gidiyor. Şimdi bunlara baktığımızda dediğim gibi temel açıdan yeni bir hikaye olmamakla beraber Avrupa'ya dair böyle bir iyimserlik söz konusu. Fakat Euro dolarda şimdi birkaç tane daha faktör var aslında bakmamız gereken. Örneğin reel faiz konusu. Bu bizim Türkiye'de de çok hani konuştuğumuz bir konu ama şimdi uluslararası yatırımcılara baktığımızda burada reel faiz şöyle bir önem arz ediyor. 2015'ten bu yana baktığımızda 2 yıllık vadelerde, 2 yıla kadar olan vadelerde Amerika'nın reel faizi ilk kez, yani 2015'ten bu yana ilk kez Almanya'nın altına geldi. Şimdi Almanya'nın tabii altına gelmesi, o aslında Euro bölgesinin altına gelmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla burada biraz da dolardan kaçıp biraz daha Euro cinsi varlıklara yatırım yapma veya Amerika'daki varlıkları biraz işte çeşitlendirme kaygısı söz konusu. Fakat şimdi teknik anlamda hani baktığımızda 1.18-1.19'a kadar Euro doların gitme ihtimali var gibi görünüyor grafikte. Fakat bunun arkasında olacak bir temel hikaye lazım. Açıkçası orada ben bunu bulmakta biraz zorlanıyorum. Yani hani birkaç tane belki faktör olabilir. O da nedir? İşte hani Avrupa yabancı fonların, yani hani dünyadaki büyük fonların Avrupa varlıklarında genel olarak underweight pozisyon taşıdıklarını biliyoruz. Yani benchmark'ın işte getiri ölçütü neyse onun bir miktar altın taşıdıklarını biliyoruz. Bundan sonraki süreçte özellikle işte fiyat kazanç oranlarının böyle çok acayip yerlere geldiği bir ortamda hani yüksek olan Amerika'dan çıkıp daha da yüksek olan mesela Almanya'ya girmek isteyecekler mi gibi böyle bir takım soru işaretleri var.
Eğer bunun böyle geliştiğini görsek tabii ki pariteli işte o 1.18-1.19 yolcunun arkasını doldurmuş oluruz. Ama bunun dışında yine başta konuştuğumuz kısa vade risk faktörleri var. Amerika için gerginliğinin gene tuhaf yerlere gitmesi. Ben Güney Çin Denizi diyeceğim. Gene biraz ortalığı bulandırayım. Orası uzunca bir süredir haberlerde çok böyle unutulmuş durumda ama oradaki adımları silahlandırma çabası devam ediyor. Denizler de orada durdurma çabası. Denizler evet. Bu ara hareketli değişimde. Aynen, her yerde bir ada konusu etrafında dönen bir şey var. Evet. Yani özetle öyle bir risk var. İşte virüsün hala, yani salgının hala tarif şeyini bizi getireceği noktaları, ikinci dalgayı, kış ayları nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Ve nasıl hala dolar talebinin, yani güvenli liman talebinin dolara olumlu yansıyacağı bir dönem de olabilir. O yüzden ben şimdilik yani grafiklere bakıyorum, gözücüyle bakıyorum ama şimdilik hani buradan euro olur musun sorusuna ya biraz daha görelim sorusunu cevabını vermek isterim. Peki Özlem, sen euro'daki güçlü seyir konusunda ne dersin? 1.16'ları test ettikten sonra biraz aşağı geldi. Doların zayıflığı da aslında bir hikaye, bugün itibariyle birkaç gündür onu da görüyoruz. 95 seviyesinin altını zorlayan bir dolar endeksi var, Tufan Cömert'te yorumladı. Ne dersin? Valla Tufan'a bu konuda çok katılıyorum. Yani evet, teknik anlamda bir miktar daha yolu olabilir ama temel faktörlerle doldurmakta hakikaten zorlanıyoruz. Bu seviyeler bile benim hani beklentimin üzerinde, bu sene için en azından çalışma rakamlarının üzerinde. Birazcık daha orta vadeli perspektiften de bakacak olursak, daha makro perspektiften de bakacak olursak şunu kefelere koymak lazım. Şu an için evet, reel faiz sürüklüyor gibi görünüyor veya portföy tercihleri bu anlamda Avrupa ile Amerika arasında ama büyüme veya pandemiden çıkış hızlarına bakmak lazım. Bu iki bölgenin diyelim, bölge ekonomisinin. Ve burada orta vadeli perspektiften baktığımız zaman tabii ki de ikinci krizin, sağlık krizinin gelmediği varsayım altında veyahut da Trump'ın değişmesi ve de Biden'ın bu anlamda çok daha alarmist bir yaklaşım izlememesi durumunda hangi bölgenin daha hızlı çıkmasını bekleriz krizden, hangi bölgenin daha güçlü olmasını ve de getiri vaat etmesini bekleriz dediğimiz zaman ben hala Avrupa'yı çok zayıf görüyorum Amerika'ya nazaran. O yüzden de 2021-2022'deki seyri, krizin artık geride bırakılırkenki seyri bence Amerikan varlıklarını yine Avrupa'nın önünde tutmaya, büyümeyi Amerika'da Avrupa'dan daha önde tutmaya ve dolayısıyla da doların değerini euroya nazaran baktığımız zaman kuvvetli tutmaya devam edecektir. O yüzden euro doların bu seviyelerinin hani kalıcı olacağını ben düşünmüyorum. Peki bir de Halil Barışkan'ı dinleyelim, İş Yatırım Araştırma ve Strateji Uzmanı. Bankalar ve bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmesini alalım. Ardından Özlem Derici ve Tufan Cömert'le sohbetimizi sürdürelim efendim. Bankacılık hisse senetleri alakalı bence esas problemlerden bir tanesi. Bu son dönemde tabii Covid sürecinde sadece bize özgü bir şey de değil bu. Diğer Amerika'ya da bakabiliriz, Avrupa'ya da bakabiliriz. Genel olarak düşük faiz oranlarıyla sanayiye ve işte hizmet sektörü vesaire şirketleri kurtarmak adına ciddi bir kredi büyümesi sağlandı. Bu sadece bize özgü değil. Zaten diğer ülkelerdeki bankacılık hisse senetlerindeki performansa baktığımızda da bizdekine benzer bir performans görüyoruz. Yani bu kredi büyümesinin neticesinde yatırımcıların kafasında 2021-2022 yılında bu verilen kredilerin ne kadar ödenebilecek, ne kadar bilançoyu bozabilecek ya da geçmişte zaten çok uzun süredir NPL problemleri vardı bankaların. Bu tarafta ne gibi adımlar atılacak ki o taraf netleşmemişken tekrardan biz ciddi bir kredi büyümesine girdik. Açıkçası bilanço anlamında tabii çok bir kötüleşme yok. Özellikle geçen seneyi baz aldığımızda bu sene ikinci çeyrekte de fena bilançolar gelmeyecek ama bunlar genel olarak zaten fiyatlarda bankalara olan yük birazcık daha hafiflemeye başlarsa ya da 2021-2022 ile alakalı yol haritaları, bu ödenmeme ihtimali olan borçların ne olacağı ya da kredilerin ne olacağı ile alakalı adımlar atılırsa ben bankacılık hisse senetlerine de ilginin gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü genel olarak bir şu anki faiz ortamı neticesinde bir getiri arayışı, agresif bir getiri arayışı mevcut. Ve bir yerde geride kalan bu hisse senetlerine de ilgi olabileceğini düşünüyorum.
Halil Barışkan'ı dinledik. Tufan Cömert'e döneyim. Aslında bankacılık endeksini abi senden de bir değerlendirmeni rica edeceğim. Şunu da ekleyerek bu hafta Goldman Sachs'ın bir raporu vardı. İki bankamızı hani izlemeye aldığına dair olumlu yönde Ak ve Garanti. Ona da belki değinmek istersin. Yani biz tabii. Çünkü çok ciddi bir olumsuz ayrışma gördük bankacılık endeksine sanayiye göre sene başından bu yana. Biraz dikkat çekiyor mu yavaş yavaş ama tabii bankacılığı geride bırakan performans açısından borsada hala sanki nedenler de ortada gibi. Yani değişen bir şey yokmuş gibi. Sen daha yorumlarsın, bırakayım sözü. Evet. Şimdi Goldman'ın raporu hani güzel rapor fakat temelde aslında söylediğin yani senin söylediğin şeyleri söylüyor. Diyor ki bankalar çok ucuz, ondan sonra piyasanın çok gerisinde kaldı ve karları da artacak. Yani hani ben rapora ulaşı imkanı olmayanları üç cümlede özetlemiş olayım. Şimdi bunların hepsi zaten uzunca bir süredir konuştuğumuz şeyler. Şimdi biz de bu hafta ve geçen hafta ikinci çeyrek bilançolarına dair beklentimizi yayınladık. Şimdi burada bankalarla ilgili ben de bizim beklentilerimizi söyleyeyim. Çeyreklik bazda karlarda %3 artış, hani %3 ufak gibi görünüyor. Fakat yıllık bazda karşılaştırdığımızda %61 civarında bir artış bekliyoruz. Bizim araştırma kapsamımızda olan bankalar arasında. Şimdi bankalardaki üstelik hani görünüme baktığımızda şimdi kredi büyümesi muazzam. Yani sektörde özellikle kamu bankalarında müthiş bir kredi büyümesi söz konusu. Bankaların yalnız net faiz marjları biraz daraldı. Yani kredi faizleri daha hızlı düştü mevduat faizlerine göre. Dolayısıyla orada bankaların birazcık geri daraldı. Bir de tabii enflasyon endeksi tahvillerden kaynaklanan biraz geriye dönük o tarafta karlarda biraz azalma var. Fakat özellikle şey tarafında, sorunlu krediler tarafında, yani aktif kalitesi dediğimiz tarafta bir azalma söz konusu. Yani aslında bu kadar ciddi bir kredi büyümesi var. Fakat genelde piyasanın korktuğu, yani bunlar ödenmeyecek, bankaların işte bu sorunlu kredileri çift haneye çıkacak kaygısı bu çeyrekte değil, aslında 2021 ve sonrasına yönelik bir kaygı yansıtıyor. Hatta tam tersi burada bir azalma olacak bu çeyrekte baktığımızda. Fakat bankalarda ne olur ne olmaz ya önümüzdeki dönemdeki bu kaygıları azaltmak üzere bayağı bir serbest karşılık ayıracaklar diye düşünüyoruz. Şimdi aslında yani söylemeye çalıştığım şu, bankacılık sektörümüz hala ciddi kar ediyor. Bankacılık sektörümüz hala oldukça temkinli. Hani çok ciddi kur artışına, sorunlu kredilerde çok ciddi artışa dayanacak kadar yeterli sermaye yeterliği konusunda da hiçbir sorun yaşamıyoruz. Şimdi hal böyleyken neden bankalar gitmiyor? Yani performansa baktığımızda çok ciddi bir sanayi endeksinde bankalar arasında fark açılmaya devam ettiğini görüyoruz. Şimdi burada birkaç tane şeyden bahsedebiliriz. Birincisi fon çıkışları. Yani burada yabancılar hala bu taraftan yani Türkiye'den çıkmaya devam ediyorlar. Bu tarafta trendde hiçbir azalma yok. Ve açıkçası önümüzdeki dönemde evet hani böyle işte her bizim sektör yani bankacılık sektörümüz ucuz oldu. Türkiye'ye gireceksek ne alalım, sanayi mi banka mı dedikten aslında banka demek lazım ama Türkiye'ye bu dönemde para gelmediği için maalesef bir ilgi olmuyor. Şimdi dönüp diğer tarafa baktığımızda da satın alabileceğimiz diğer beklentiler çok daha net. Yani işte sanayi sektöre baktığımızda faizdeki düşüş, verilen teşvikler, biraz önce bahsettiğimiz şu Avrupa'nın kurtarma paketi eğer işte 2021'de Avrupa'ya gerçekten faydası olacaksa o tarafa ihracat yapan bizim birçok şirketimizde olumlu etkileyecek. Yani işte Tofaş'tan tut Ford Otosan'a kadar Mavi'ye kadar birçok şirketi olumlu etkileyecek bir durum söz konusu. Şimdi bu tarafta sanayi tarafta yani böyle satın alacağımız daha elle tutulabilir hikayeler söz konusu. Bankacılıkta zorlanıyoruz. Hani bir de orada şunu da eklemek isterim. Bankacılıkta tabii regülasyonlar çok daha sıkı. Regülasyonlar hızlı bir şekilde değişebiliyor. İşte Rekabet Kurulu'ndan, BDDK'dan ara ara gelen cezalar söz konusu olabiliyor. Hani oralar biraz daha yatırımcının diğer tarafa göre öngörüsünü oluşturmakta zorlandığı bir yer olmaya devam ediyor. Bu yüzden de yakın zamanda bankacılık sektörünün sanayi sektörden daha iyi performans göstereceğini beklemiyorum. Ama endeksi işte 120 bin üstü bir seviyeye taşıyacak bir senaryodan bahsettiğimizde orası bankalar olmadan olmaz. Onu da söyleyeyim. Peki Özlem'e döneyim. Sevgili Özlem, yarın da Merkez Bankamızın kararı var. Hani yani böyle yani şunu soracağım. Merkezden bir şey beklemiyorum. Teşekkür ederim. Hani sanki bu kadar böyle 30 saniyeye sığacak bir diyalog da olmasın. Bilmiyorum ya. Yani yok. Bir anlat bize şu. Bitmez. Hakikaten Merkez Bankası para politikası geçen toplantıda yapmamıştı. Bunu da yapmayacak. Ne anlama geliyor? Bitti mi faiz indirimleri? Enflasyon birkaç ay düşecek. Senden şöyle bir güzel bir baş ekonomistimize yarışır.
Merkez Bankası değerlendirmesi alayım lütfen. Şöyle hakikaten para politikası ile ilgili öyle hani beklemiyorum deyip kapatılacak kadar şey bir konu değil maalesef para politikası uygulaması şu anki enflasyon görünümüyle de birleştirildiğinde senin dediğin gibi enflasyonda görünüm her ne kadar böyle birkaç aylık bir bulunduğu seviyeden geri çekilme görecek olsak da çok yüksek, seviye olarak çok yüksek. Beklentiler bozulmuş vaziyette her ne kadar çok adaptif olmasına rağmen, yani geçmiş enflasyon gerçekleşmesinden çok etkilenmesine rağmen ama yıl sonu enflasyon beklentileri bence kalıcı olarak bozuldu. Geçen toplantı öncesinde artık sona yaklaştığımızı hissediyorduk ve faiz indirimlerini durdurduğunda Merkez Bankası artık hani en azından benim yorumum, pek çok arkadaşımın da yorumu, artık sona gelindiği bu taraftan, faiz indirimleri tarafından. Sona gelinmesinin bir nedeni de, böyle düşünmemizin bir nedeni de sadece parasal genişleme faiz indirimleri kanalıyla olmuyor. Tahvil alımları yoluyla da oluyor ve o taraf devam ediyor. Yani hem faiz indirimleri hem de tahvil alımı yoluyla parasal genişlemeye devam etmek enflasyonu kalıcı olarak, ki şu an bile tehlike altında, çift haneli oranlarda tutma tehlikesini beraberinde getiriyor. Çünkü pandemi öncesinde beklemediğimiz, daha doğrusu pandemi yani salgın başladığı zaman beklemediğimiz kadar ciddi bir arz şoku yaşadık. Şu anda açılan sektörler, ekonomik aktiviteye geri dönen sektörler, o dönemdeki maliyetleri, yüklenmek zorunda oldukları maliyeti mecburen nihai fiyatlara yansıtıyorlar. Ve ciddi fiyat artışları görüyoruz pek çok sektörde. Önümüzdeki dönemde bu parasal genişlemenin yansıması olarak talebin de buna eşlik etmesi, çıktı açığı tamam çok açık şu anda negatif ama bunun yavaş yavaş kapanıyor olması denklemin içine talep tarafını da ekleyecek. Dolayısıyla enflasyon çok ciddi bir risk olarak hem bu sene sonu hem de gelecek sene içerisinde bizimle beraber gibi görünüyor. O yüzden de Merkez Bankası'nın söylemleri bu anlamda çok önemli olacak. Çünkü daha önceki yakın zamanda yatırımcılarla bir toplantısı olmuştu. Piyasaya nazaran, bizlere nazaran, bana nazaran en azından iyimser bir bakış açısı var Merkez Bankası'nın. Bu yüzden bu PPK notundaki sinyali bir, ikincisi de ay sonundaki enflasyon raporunda vereceği mesajlar çok önemli olacak. Merkez Bankası'nın yaklaşımıyla ilgili ben çok böyle güvercin bir Merkez Bankası beklemiyorum. Evet. Özlem, şunu sorabilir miyim? Araya gireyim, özür dilerim. Şimdi yani yıl sonu enflasyon tahmini Merkez Bankamızın son yaptığı ankette 10.2'ye yükseldi 9.5'tan. Yani tek hane, evet. Çift hanenin hemen biraz üzerine çıktı. Şu an 12.5'a yakın, 12.6. Şu konuda endişeli olan bazı ekonomistler de var. Bizim programlarımıza da katılıp değerlendiriyorlar. Ya bir anda kaçabilir. Hani bir dönem bir 20'lerin üzerine çıkmıştık ya, kopup gitmişti enflasyonda. Böyle bir risk görüyor musun? Yoksa hani ya sene sonu Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini 7.4, işte biraz muhtemelen yukarı çekecek senin de söylediğin gibi enflasyon raporu toplantısında herhalde. Ama hani ne bileyim işte 9 olmaz 10 olur, böyle küçük ıskalamalar mı olur yoksa kopup gitme riski var mı? Enflasyon böyle çok daha ciddi bir sorun olarak görme riskimiz var mı bu yıl? Ben çok ciddi bir risk olarak görüyorum Barış. Benim 2 ay öncesinde revize ettiğim tahminim 11.6 bu yıl sonu için. Hı hı. Hani o zaman da bu şüpheyle zaten yıl sonu enflasyon tahminini revize etmiştim. Biraz daha risklerin artması benim o tahmini, hani şu anda bir rakam vermek kafadan zor olacak ama yani 12-13 belki 14'lere doğru çıkması anlamına gelir. Ki önümüzdeki dönemde yani gıda fiyatlarının gevşeyeceğine dair herhangi bir sinyal yok. Şeyden bağımsız konuşuyorum, yani virüsün etkilerini hani bir kenara bıraksak bile kendi doğası itibariyle yukarı yönlü riskler var. Petrol fiyatları yine kademeli de olsa negatif yansıyor bizim enflasyonumuza. Diğer taraftan da hani çekirdek taraftan da hizmet sektörü ve ekonomiye katılan sektörler yukarı yönlü risk arz ediyor. O yüzden kesinlikle şu an benim bazı senaryom değil kopup gitmesi. Öyle 15'lere 15'lerin üzerine çıkması, ama risk var mı dersen kesinlikle var. Peki Tufan Cömert, yarınki Merkez Bankamızın kararı, sizler ne düşünüyorsunuz banka olarak? Ve bunun mesela piyasaya şunu da gördük. Özür dilerim abi, sana da şöyle değerlendirmeni rica edeyim soruda. Piyasadaki faizlerle Merkez Bankamızın faizler arasındaki
ilişik koptu diyen ya da zayıfladı diyenler var. Bir bunu lütfen anlat. Bir de mesela merkezin kararının kura etkisi falan da hiç sanki konuşmuyoruz. Hani yani öyle bir duruyor ki zaten dolar TL merkez hani ne yapsa taş gibi yerinden oynamayacak gibi de duruyor. Ne dersin, senin yorumunu alalım. Şimdi ilk başta hani yarınla ilgili beklenti senin ilk başta sorduğun gibi. Yani 10 saniyede bitiyor diyalog diyorsun. Yani bir şey beklemiyorum diyerek Merkez Bank yorumunu kapatıyorum ben. Evet. Ya hakikaten biz kurum olarak bir şey beklemiyoruz. Kuvvetli muhtemelen sene sonuna kadar Merkez Bankası politika faizini 8.25'te tutacak. Ama şimdi gene senin söylediğin gibi Merkez Bankası'nın politika faiziyle piyasadaki gerçek faizler arasında baya baya bir fark var. Yani fonlama maliyeti işte 7.5-7.70 aralığına gidip geliyor kabaca. Yani orada piyasa yapıcı bankalar 1 puan alttan kullanabiliyorlar. Dolayısıyla ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti son günlerde işte 7.70'lerde falan oluşuyor. Repo bugün 9.5'lara kadar çıktı. Hatta 9.70'lere kadar çıktı. O hatta Londra, yani bugün oldukça tuhaf bir gün. Yani içeride TL sıkışıklığı var. Fakat Londra'ya bakıyorsun, overnight swaplar eksiyle geçiyor filan. Hani orada elimde TL var, ben bunu bir şey yapamıyorum. Al sana yeter ki üstüne ben para vereceğim şeyi var. Bizde ise repo faizi yukarı gidiyor. Hani biraz piyasada enteresan işaretler aslında. Yani şeyin tarafların birbirine karıştığını gösteren çok da biraz tatlı olmayan işaretler. Şimdi dönüp tekrar piyasadaki faizlere baktığımız, yani mevduat kredi faizlerine, tahvil faizlerine baktığımızda burada aslında Merkez Bankası'ndan ziyade şu anda faizlerin, bu piyasadaki faizlerin yönünü dikte eden ana konu BDDK'nın aktif rasyosu hikayesi. Şimdi bu rasyonun hayatımıza girmesi sonrasında hani bankalar hızlı bir şekilde kredi vermeye yöneldikleri için, vergi rekabetle özellikle kamu tarafında yoğun olduğu için hızlı bir şekilde kredi faizlerini aşağı çekmek durumunda kaldılar. Mecburen en önemli fonlama kaynağı olan mevduatla aşağı gelmek durumunda kaldı. Bu aktif rasyosu hayatımızda olmaya devam ettiği sürece, hani yeni bir düzenleme gelmediği sürece bu şekilde devam edecektir. Hani bundan yana çok böyle bir kuşkum yok. Tahvil tarafından gene bu oranı tutturmak için bankalar ya kredi verecekler ya da kabaca gidip tahvil alacaklar. Yoğun bir şekilde hazine ihalelerine talep gitmeye devam ediyor. Hazinenin iç borç çevirme oranı %200'lere yaklaşmış durumda. Yani hazinede bu fırsatı bulduğu için biraz da bütçe açığı bu pandemi döneminde verilen teşviklerle, desteklerle orada açığa doğru gittiğimiz için hazinede borçlanmaya devam ediyor. Şimdi mevduat, kredi falan ayrı bir hikaye, fakat mesela tahvil tarafına baktığımızda şimdi orada hem bu fazla borçlanmanın fiyatlanmaya başlandığını görüyoruz. İşte 2 yıllık 10'ların üstüne çıktı. 10.40'lardı yanlış görmüyorsam. Evet, 10.40. Öbürü de 10 yıllıkta 12.30'lar civarında. Yani bunlar bayağı bir yukarı aslında, özellikle kısa vadede yukarı geldi. Onun yukarı gelmesinin sebebi bir, Merkez Bankası bundan sonra faiz indirmeyecek, beklentinin geri verilmesi. İki, biraz önce Özlem'in söylediği gibi enflasyon galiba öyle çok düşük seviyelerde kalmayacak. Yani biz hala banka olarak tek hane, yıl tek hane bitireceğimizi düşünüyoruz ama 2021'e girdiğimizde ne olacağına dair tabii birçok soru işareti var. Yani burada baz etkisinden tutalım, işte kuru istediğimiz kadar biz buralarda tutalım ama hala o taraftan da gelen bir olumsuz etkisi olacak. İç talep krediyle canlanıyor. Dolayısıyla enflasyon belli ki 2021'in ilk çeyreğinde, ilk yarısında bayağı burada fiyatlamaları değiştirme şeyine evet, haiz olacak. Dolayısıyla faizlerde genel durum böyle ama yakın vadede hayatımızda çok fazla bir şey değişmeyecektir diye düşünüyorum. Özlem, araya gitmeden sana da sormak isterim. Tufan Cömert aslında ilişkileri anlattı. Ama bizim de konuştuğumuz yine ekonomistler, sizler de zaman zaman ifade ediyorsunuz. O mesela kredi faizlerinde de düşüşün sonuna gelindiği ifade ediliyor. Hatta biraz aktif rasyosunun artık şu an gelinen nokta itibariyle bankaların biraz daha faizleri hafif yukarıya çektiğine dair de ufak ufak bazı yine değerlendirmeler alıyoruz. Yani çok sert tabii oranlardan bahsetmiyorum. Hani artık düşüşün sonuna gelindiği gibi. Borçlanmaları, evet, hazine, ihaleler devam ediyor. Dün de vardı yine. Sen nasıl görüyorsun faizler cephesini ve tahvil faizlerinde de yine mesela Borsa İstanbul'da bankacılık endeksini değerlendirirken Tufan Cömert yabancı çıkışından bahsetti. İçeride de tahvildeki yabancı sahipliği oranı sanırım %4'lere falan düştü. Bir faiz değerlendirmesi alayım senden, sonra bir araya gideceğim. Ya birkaç tane faktör aslında geçen ay itibariyle Mayıs
bitirirken Haziran itibariyle aslında sinyallerini vermeye başlamıştı. Yani aktif rasyosu ilk hayata geçtiği zaman birdenbire kredi değil tahvil talebini canlandırdı ama bu sayede faizler aşağıya geldi ama bir takım revizyonlarla kredi vermeye yönelik hale getirmeye çalıştı BDDK bankacılık sistemini ve bunun bir bacağı da çok da sürdürülebilir olmayacağını o zamandan beri düşündüğümüz mevduatların yani payda tarafında mevduatların TL ve yabancı para mevduatların bulunmasıydı. Bu aktif rasyosu dolayısıyla düştüğü için ve eninde sonunda kredilere dönen yani kredi artışına yönlendirilen bankacılık sisteminin fonlama ihtiyacını zorlayacağı için bu kadar düşük mevduat faizleri bunun bir sınırı var. Ve bu sınıra artık geldik hatta geçtik bile yavaş yavaş bence buralardan artık fonlama ihtiyacı mevduat faizlerini yukarıya taşıyacaktır. Birinci neden bu yani aktif rasyosu bacağı yukarıya itmeye daha yatkın. İkincisi evet Merkez Bankası bundan sonra faiz indirimlerine devam edemeyecek olması ikinci faktör. Üçüncüsü de bütçe açığı yani şu anda %3.6 civarında gayri safi yurt hasıla oranı olarak ama daha ilk yarı ve teşvikler devam ediyor. Dolayısıyla da yıl sonuna doğru belki 5'in üzerinde bir bütçe açığıyla karşılaşacağız ve fonla yani şeyin finansman ihtiyacı merkezi yönetimin finansman ihtiyacı hazinenin borçlanma ihtiyacı ve dolayısıyla faizleri yukarıya taşıyacak noktada. Bütün bu faktörleri ve CDS'ler tabii evet CDS'lerle biraz faizler arasındaki ilişki kopmuş gibi görünebilir ama yukarıya taşıyan faktörler arasında yine önemli bir yere sahip olduğunu biz yabancı sahipliğinin düşüşünden anlıyoruz. Yani CDS'lerdeki yukarı seyir ve de tahvil piyasasındaki yabancı payının düşüşü bir arada hareket ediyor. Dolayısıyla risk priminin dolayısıyla yüksek olması bu dört faktörü bir araya getirdiğimiz zaman yani aktif rasyosu mevduat faizlerinin daha aşağı yönlü olamaması, Merkez Bankası ve CDS'ler ve hazinenin borçlanma ihtiyacı faizlerin yukarı yönlü gitmesini zaten bekliyorduk çift haneli oranlara gitmesini şu anda bu gerçekleşti ve belki yıl sonuna doğru biraz daha yukarı seviyelerde görebiliriz gösterge tahvil faizlerini. Evet Türkiye'nin sen bahsettiğin Alev Hanım'ın da yorumda vardı 5 yıllık CDS risk primi diyelim 490'larda hala yüksek seyrini sürdürüyor onu ifade edelim yani bir salgın öncesinde çok düşük seviyelerde bir CDS tablosuyla karşı karşıya. Kabaca 300'lerde diyelim. Sonra tabii evet. Kopup gitti bir 650-670'lere gitmiş şuralarda. Sonra biraz aşağı geldik ama 400'ün altında indikten sonra yeniden 490-500 aralığında devam ediyor. Bir araya gidelim izninizle. Aranın ardından kurdaki hareketi biraz da yine Borsa İstanbul için stratejiyi iki değerli konuma soracağım ama önce kısa bir ara efendim. Euro'daki bu seviyelerin kalıcı olacağını sanmıyorum dedi Özlem Derici Şengül bir önceki bölümde. Tufan Cömert şu anda piyasalardaki eğilimi bozacak bir unsur görünmüyor dedi bir önceki bölümde. Tufan bu şey gibi olmuş hani son sözleri vardır ya. gel. Ben de aman diyeyim. Yani. Efendim? Yarın bir şey olur falan yani hakikaten böyle famous last words dedikleri. Hani vardır ya gel burası boyu geçmiyor bana. Hakikaten. Çakmak çakıp hani bakan şeyler gibi olmuş. Şu anda bir şey yok falan diyeyim. İşin şakası bir tarafa. Bir yani borsayı belki biraz daha değerlendirmek ister misin? Bilanço sezonu da yaklaşıyor. Bankacılığı değerlendirirken ucundan kenarından yorulmadın ama biraz böyle bir zorlanma emaresi görüyor musun? 118 evet. Bin biraz belki yurt dışında etkisi var ama bilmiyorum. Bilanço sezonu da geliyor yaklaşıyor. Bankacılık sektörüne ilişkin bilanço beklentilerinizi de ifade ettin. Daha belki öne çıkacak bilançolar ya da sektörler. Ama Barış bunlar zaten fiyatlandı dediklerin de olabilir. Yani çok tabii çünkü iyi fiyatlamalar da gördük birçok hisse senedinde. Ben sana sözü bırakayım borsa için. Şimdi öncelikle endeksin seviyesinden bir bahsedeyim.
Bu arada notlarımı okuyacaktım ama şu an kedi notların üstüne yattığı için kaldıramıyorum maalesef. O yüzden yan gözle bilgisayara bakacağım. Peki. Şey tarafında, şimdi endeks tarafında 120 binlere yaklaştığımız her seviyeden satış gelmeye başlıyor. Şimdi bunu hani hem teknikte görüyoruz gene grafiklerde. Fakat örneğin hani önceki gün işte bu Yunanistan'la alakalı haber akışıyla böyle bir satış geldi. Hani bugün aslında güzel yukarıya açtık fakat gün içerisinde bariz bir haber olmamasına rağmen yeniden satış arttı. Dolayısıyla hani aslında burada 120 binler civarında şimdilik bir süre dinleneceğiz gibi görünüyor. Ha aşağısı olur mu? İşte dünyada tekrar bir satış dalgası olur, bir realizasyon gelir. Şimdi aşağılarda bizim gördüğümüz %12-%13 bin. Yani hani baktığımız aslında işte fena olmayan bir düzeltme ihtimali hala buralarda var. Ama bizi buraya götürecek hani o deminki şeyden hareketle mevcut risklere baktığımızda şu anda bizi bu kadar aşağı götürecek bir şey yok. Kuvvetle muhtemel 117-118 binlerde tutunup tekrar 120 bin denemesini yapacak bir endeksten bahsediyoruz. Şimdi bu önümüzdeki dönemde yalnız bir tek dikkat etmemiz gereken bence şöyle bir durum söz konusu. Şeydeki Amerika'daki bu inside yani şirket yöneticilerinin yaptıklarını ölçen değerlendiren bir site var. Insider Trading diye geçiyor galiba. Bunların şöyle bir oranı var. Diyorlar ki Mart ayında piyasalarda çok ciddi satış olduğu zaman şirket yöneticileri kendi şirketlerinin hisselerini satın almaya başlamışlardı. Hani malum bunlar hani nasıl bizde KAP'ta yayınlanıyorsa orada da Amerika'da yayınlanıyor. Şu anda da tam tersi bu yöneticiler satış tarafındalar diyor. Hatta her bir tane alış yapan yöneticiye karşı 5 tane satış yapan yönetici var diye de böyle bir istatistik yayınlamışlar. Şimdi bu birazcık da bir tedirgin edici bir gösterge. Yani değerlemeler falan dediğim gibi onlar eski dünyanın şeyleri belki ama bu biraz daha piyasa aktivitesi konusunda bundan sonraki süreçte her ne kadar genel olarak iyimser olsam da yukarıya gitmekte daha zorlanacağımız işaret eden gelişmelerden biri olabilir. Bizde de özellikle küçük hisselerde işte çok hızlı performans gösteren hisselerde hakim ortakların daha çok satış yaptığını, bedelli sermaye arttırımları geldiğini vesaire de görüyoruz. Dolayısıyla benzer bir hikaye bizde de söz konusu. Şimdi bilançoları dönüp baktığımızda bankalardan zaten bahsettik. Yani orada bazı bankalar biraz da öne çıkıyor ama sanayi tarafta şimdi bizim bugün yayınladığımız kar beklentileri raporunda Aksigorta, Arçelik, BİM, Doğuş Oto, Enka, Şok ve Türk Traktör'ün bu çeyrekte açıklayacakları karların oldukça güçlü olacağını, dolayısıyla bunların bu performansların önümüzdeki günlerde devam edeceğini düşünüyoruz. Görece zayıf beklenti içerisinde olduğumuz şirketlerde işte Demir Çelik Sektör, Ereğli Kardemir, Tüpraş, Tekfen, Trakyacam, işte Hava Yolu, Pegasus ve Yataş bizim kapsamımızda olan şirketler arasında. Şimdi bunları tabii şunu da söylemem lazım. Hani bankalarda çeyreklik bazda, yıllık bazda karşılaşma yapıyoruz ama şimdi şirketler söz konusu olduğu zaman mevsimsellik çok önemli faktör olduğu için çeyreklik karşılaşma yapmak çok anlamlı değil. Fakat buna rağmen yıllık bazda bankalar kadar olmasa da aslında o tarafta da o kadar da kötü olmayan bir performans söz konusu. Dolayısıyla bilançolarda, bilançolar açıklandıkça şirket bazlı ciddi hareketler, ciddi oynaklık göreceğiz. Ama bunun endekse çok fazla yansıdığını muhtemelen göremeyeceğiz. Hani yaz ayları böyle birazcık daha, şimdi geniş aralık vereyim ama 115-125 diyeyim, 10 bin puanlık bir bant veriyorum, hani %10. İşte orta noktası 120 bin olmak üzere böyle bir %5'lik art eksi içerisinde uzunca süre gidecek bir şey olabilir, piyasa olabilir gibi görünüyor. Peki artık 110 bin falan da demeyeceğiz muhtemelen. 2-0 atınca o aralıkta değişecek sanki. Özlem, dolar TL'de biz işte devam eden sakinlik falan diyoruz ama dün dolar TL'de bir hareket oldu. Ben de Twitter'da paylaştım, dolar TL sert düşüş diye tırnak içine aldım, ünlem koydum, gülücük hala bana ya bu nasıl falan, hani ya daha ne nasıl evet, diyeyim yani? Ben de ya, ironi olduğunu daha nasıl söyleyeyim? Daha da nasıl ironi olduğunu söyleyebilir hani televizyonda yapıyoruz hani yıllardır, hani artık anlayanlar anlar, sosyal medyada böyle emojiler evet. falan ama ona rağmen anlaşılamadı. Neyse bugün de normalleşti diyorum diye tırnak içerisinde. Evet. Geldik 6.85'e yine. Bir kuruyorum alayım senden. Değişecek bir denge var mı kurda, yoksa böyle devam edeceğiz ama sepete baktığımızda, yani Euro TL'ye baktığımızda biz yukarı hareket görüyoruz. Evet Barış, hakikaten aslında bu arızi olduğunu olduğunun, yani düşüşlerin arızi olduğunun bir şeyi oldu, teyiti oldu bir nebze.
aslında şeyden sonra, Merkez Bankası'nın hafta sonu yaptığı muzam kararından sonra bir parça yukarı gitmesini de beklerdik. Ama işte ABD'den gelen, yani daha doğrusu dolar endeksinin zayıflığı, euro bölgesinden gelen pozitif haberler gibi faktörler yardımcı oldu, öyle söyleyelim. Ve hafif bir düşüş gördük. İronik olarak dediğim gibi sert düşüş halini aldı bu kadar küçük düşüşler bile. Yani önümüzdeki dönemde bu seyrin devam etmesini kısa vadede bekleriz. Evet. Ay sonunda şimdi şey de yayınlanacak, swap miktarları da yayınlanacak, bankacılık bankaların Merkez Bankası ile yaptığı. O da bize birazcık şey veriyor, birazcık gösterge veriyor Merkez Bankası rezervlerinin durumuyla alakalı. Onun dışında şey devam ediyor, kamu bankalarının açık pozisyonlarındaki artış devam ediyor. En son geçen hafta değil, ondan önceki haftanın verisi var elimizde, ama geçen haftanın verilerini aldığımızda da muhtemelen burada böyle çok büyük bir düzelme görmeyeceğiz. Dolayısıyla aslında kur üzerindeki baskı devam ediyor ve bunun çok temel faktörler nedeniyle gerçekleşiyor. Hep konuştuğumuz, yani ihracat gelirimizin azalması, turizm gelirimizin azalması, çıkışların devam etmesi, fonların çıkışının devam etmesi, hem hisse senedi hem tahvil piyasasından ve de dış finansman ihtiyacının halen çok yüksek olması, bu dış borçlanmanın zayıf olması, yani şirketlerin bu deleveraging dediğimiz sürece devam ediyor olmaları gibi faktörler halen kur üzerindeki yukarı yönlü baskıyı aşağı yönlü baskıdan birazcık daha yüksek tutuyor. Bu yüzden de düşüşler çok sınırlı kalıyor. Pozitif faktörler çok ciddi miktarda aşağıya çekemiyor. Bunların arasındaki en önemli faktörü saymayı unuttum. Tabii ki BDDK'nın swap limitleri. Bu faktörlerde önemli bir değişim görmeden kurda işte 6.85'lerden kurtulmasını, 6.80-85 seviyelerinden kurtulmasını beklememek lazım aşağı yönlü olarak. Yukarı tarafta çok bir şey var mı? Yabancı payının bu kadar düşmüş olması, döviz talebinin çok ciddi boyutlarda olmaması yukarıya gitmesini de engelliyor ama dediğim gibi biraz daha yukarı taraftaki baskı biraz daha yüksek. Onun için herhangi bir pozitif faktörün ömrü kısa süreli olacaktır benim beklentime göre. Peki Tufan Cömert, bilmiyorum ekrana getirebiliyor musunuz? Şu gelişen ülke para birimlerini gösterdiğimiz ekran, dün de benzer bir tablo vardı. Yani bugün gelişmekte olan ülke para birimleri yine başta Brezilya reali olmak üzere iyi. Yine Güney Avrupa para birimleri, Europek para birimleri iyi dolara karşı. Türk lirasının bugün işte yukarı %0.4 yukarı gittiğini görüyoruz. Sondan dördüncü ülke Rus hurdesi, Güney Afrika randı ve Kolombiya pezosuyla beraber. Yani iyileşme durumunda da biz Tufan Cömert, aslında mesela dün de çok ilginçti. Çok hızlı bir değer kazancı vardı diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine. Biz o kadar eşlik edemedik. Kur konusundaki yorumunla istersen tamamlayalım, buyurun. Tabii bu arada senden bir de ay başından bu yana grafiği getirmeni rica edebilir miyim? Çok daha bariz bir şey var orada. Tamam, bu ay başından itibaren mi? Evet, evet, tamam. Lütfen. Yani şu 20 günlük periyot. Tamam. Şimdi bugün 6.82'lere düştüğümüzde biz de yani nihayet hani bu 6.85-6.86 bandında artık birazcık aşağı gelecek. Euro dolar paritesi de bunu destekliyor diye açıkçası gayet mutlu olmuştuk. Fakat parite aynı yerlerde kalmasına rağmen hala devam eden yabancı talebi ve bunun ötesi kurumsal talep, bir miktarda yerli yatırım, bireysel yatırımcı talebiyle kurun yeniden yukarıya gittiğini gördük. Şimdi bu açıkçası üzücü bir şey, çünkü şimdi o tabloda birazdan göreceğiz. Ay başından bu yana baktığımızda gene Brezilya reali... Söyleyeyim, işte Tufan abi söyleyeyim, evet. Sana %7'ye yakın Brezilya reali, evet. Yukarıda, %7 Şili pezosu yukarıda, %5 Güney Afrika randı, Macar forinti %5 yukarıda. Türk lirası 0.02, yani yatay. Evet. Evet. Yani ki bu üstelik hani bizim çok ciddi çaba sarf ettiğimiz bir döneme denk geliyor. Yani hani burada sevgili Işık Ökler'in lafıdır, onu söyleyeyim. Gelişen ülke kurlarında köpük partisi varken hani biz bundan hiç faydalanamıyoruz diye. Evet. Hakikaten yani böyle bir durum söz konusu ve dediğim gibi bu kadar yoğun bir çaba sarf etmemize rağmen. Yani burada belli ki biz içeride hala TL tercihini zaten mevduat rakamlarında görüyoruz. Yerli yatırımcının TL tercihi hiçbir şekilde o yöne doğru gitmiyor. Faizler hala bu tarafta çok onlar açısından cazip değil. Yabancı çıkmaya devam ediyor. Bir taraftan da net dış borç ödeyicisi konumundayız cari açık verisinde gördüğümüz gibi. Dolayısıyla buradaki havuzdaki döviz rakamı azalmaya devam ediyor.
Yani bunu evet hani buralarda tutmaya devam ediyoruz ama bence bir noktada gene kontrollü şekilde bir miktar kurun yukarıya gitmesine izin verilebilir gibi düşünüyorum. Sene sonu için bizim dolar TL tahminimiz yaz 1.14 pariteyle çalışıyoruz. Biz 7'ye bunu revize ettik. Hani zaten 6.70-75 civarındaydı. Evet. Böyle ufak bir ayarlama yaptık orada. Tufan Cömert, çok teşekkür ederim katkın için. İnşallah kediyi de uyandırmamışızdır. Şu an dinliyor kendisi. Hatta size hemen şöyle de gösterebilirim. Yönetmenimiz kız bassın burada. Niye kız adam her zaman? Yani Can Fuat Hoca'nın güzel köpeği vardı. Onunla da yayın yapmışlığımız vardı. Senin kedinle hayvanları, canları seviyoruz. Çok teşekkür ederim Tufan abi. İyi akşamlar. Özlemciğim çok teşekkür ederim. Çarşambaya İyi bekleriz. İyi akşamlar. Yine her zaman İnşallah. Bekleriz. İyi akşamlar dileyelim sana da. Melike Ayan'a efendim yavaş yavaş gidiyoruz. Amerika'da bugünkü biraz Nasdaq'a kenara koyduğumuzda S&P 500 ve Dow Jones Endeksindeki yükselişin devamı. Hemen bugün seansın ardından gelecek Tesla ve Microsoft'un bilançoları. Bir taraftan da Amerika'nın bu aşı konusunda iki büyük firma, başta Pfizer ve BioNTech firması olmak üzere bununla bir aşı siparişi vermesi gündem böyle gibi. Çin'le gerilimi de hatırlatalım. Melike Ayan'a sözü bırakalım. Teşekkürler Barış. Son anda Nasdaq, hani bir yarışın son dakikaları olur ya, S&P 500'ü geçti son 10 saniyesinde diyelim. Nasdaq 26, S&P 500 19, Dow Jones 165 puan yukarıda kapattı bugünü. Ve tam biz hani Nasdaq ayrışıyor derken bu nereden geliyor? Tesla ile Microsoft'tan geliyor. Bir gözüm hep bir yandan da bilançoda, çünkü kapanıştan hemen sonra gelecek deniyordu. Tesla'nın ikinci çeyrek zararı bekleniyor aslında, ama o tabii beklenenden daha az bir zarar gelmesi söyleniyordu analistler arasında. İşte bütün bunlar merakla beklenirken görünüm de yukarı çıkarıldığı için analist ratingleri baktığımızda Tesla'nın fiyat hedefine yıl sonu için dahil, bu bilanço sezonu dahil hep yukarı çıkarıyordu. Amazon'la birlikte hatırlarsak Tesla ve Amazon o yüzden yukarı çıkarıyordu Nasdaq'ı da kendisiyle birlikte. Şimdi o yüzden bunun bir yandan da tabii kar zarar tablosuna uyarlanmış bilançolarını ve karlılığını görmek istiyor yatırımcılar. ABD'nin Çin'le arası bu kadar gerilmişken onu bir kenara itmek istedi son dakikada yatırımcılar. Evet, ABD üstündeki bu Çin konsolosunu aslında birdenbire kapatarak veya bu hareketi yaparak çok büyük bir risk aldı. Çünkü ABD'nin Çin'de toplam 700 diplomatı var. Ve bu nedenle o karşımıza gelebilecek sıkıntılar analistler tarafından da televizyonlarda devamlı bir şekilde bugün manşet ana gündemi oluştururken, çünkü bir korku endişe yaratıyor gerçekten. Biz yine de borsanın bunu fiyatlamadığını gördük. Bir yandan da Beyaz Saray'la Cumhuriyetçiler, Senato'nun Cumhuriyetçiler arasındaki anlaşmazlığın azaldığını görüyoruz. Hani o 1 trilyon dolarlık pakette anlaşacaklar gibi görünüyor. Bordro'daki vergi kesintisi evet. Trump tarafından isteniliyor ama belki ona gidilmeyecek. Küçük ölçekli işletmelere verilen kredilerin 3.2 milyon işi kurtardığını görüyoruz. Ve bununla birlikte yine küçük ölçekli işletmelere bir başka yardım olabilir dendi. Ve belki de Trump o yüzden bir adım geri atabiliyor. Borsa 5 ayın zirvesinde ve şu an itibariyle dolar düşerken hazine altın da kendi yukarı attı diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a verelim. Melike, Tesla'yı görevdim ama hemen Microsoft'un çeyreklik bilançosu geldi. Gelirde 36,5 milyar dolar beklenirken 38 milyar dolarlık bir çeyreklik gelire imza atmış Microsoft. Biz Melike'ye teşekkür edelim. Vadeli endeksler tarafına göz atalım efendim. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Amerika'da vadeli endekslerde Nasdaq yine bir kenara koyuyoruz ama Dow Jones ve S&P 500 yükselişine devam ediyor. Hatta %0.6'ya varmış Dow Jones vadelideki yükseliş, S&P 500 vadelide %0.4 yukarıda. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu.
BIOP akşam seansı yukarıda kapattı. 134.525 Amerikan endekslerine S&P ve Dow Jones'a yakın bir tabloyla orası yükselirken biz de yükselişte kapattık. 134.525 %0.22 yukarıda diyelim. Yarın ne konuşacağız ona bakalım. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Temmuz ayı tüketici güven endeksi gelecek. Türkiye'den Merkez Bankamızın faiz kararı 14'te. Banka ve menkul kıymet istatistikleri, tahvil ve bonoya giriş çıkış ve DTH'lardaki son durumu öğreneceğiz. Amerika'dan her perşembe gelen klasik haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Güney Afrika Merkez Bankası'nın faiz kararıyla yarını sonlandıracağız. Bizden bu akşamlık bu kadar diyoruz. Yarın akşam 21 ekonomik görünüm, 22 küresel piyasalara bekliyoruz.